Münevver Hanım, vücudunuzda kendi kendine gelişmiş 3 çatlak, 1 kırık ve sayısız ezilme var. Niye daha önce bir şey demediniz? Ne deseydim? Televizyonda sürekli izliyoruz. Kadın polise gidiyor. Polis bu aile arasında bir şey deyip kadını evine yolluyor. Kadını ertesi gün ölü buluyorlar. Kimse de kılını kıpırdatmıyor. Bırakın kocanızı, terk edin. Çıkın gidin evden. Alın çocuğunuzu, gidin. Ben ev hanımıyım. Diyorum bırakıp evlendim ben. Bir işim yok. Çalışamam, hiçbir şeyden anlamam. Hem hadi diyelim gittim. Gittim. Peki bunlar beni bırakırlar mı? Peşimden gelmezler mi? Cafer'in bir sürü abisi var, amcası var. Etraf ne der? Bir sürü insan. Ne konuşur, ne düşünür benim için? Hem Tufan. Tufan da öğrenecek babasının nasıl biri olduğunu. Yapamam. Eğer unamı vermezseniz her şeyi savcıya anlatacağız. Ama ben size güvenip anlattım her şeyi. Yapamazsınız bunu. Münevver Hanım, biz doktoruz. Doktoruz biz. Bakın, iki şey kesin olarak gerçekleşecek. Bir, bu unamı alacağız. İki, Tufan gerçekleri öğrenecek. Saklayarak iyilik yapmış olmuyorsunuz oğlunuza. Belki yarın da değil ama bir gün sizin elinizden olacak benim ölümüm. Cesaret göstermeniz lazım. Terk edin. Yapabilirsiniz, bırakın. Kadını tehdit ettin. Bu yaptığın çok yanlış. O adamın yaptığı yanlış. Bu kadının çocuğumu koruyacağım diye susması yanlış. Çocuğun anası babası Pert burada tek başına kalması yanlış. Ben miyim bunların sorumlusu? Hı? Değilim. Kadın korkuyor. Yapacak bir şey yok abiciğim. Milyon kadın var böyle. Hangi birine yardım edelim? Hı? Kendi ellerimle boğasım var onun kocasını. Ameliyat etmek zorundayım. Çünkü ben doktorum. Benim de işim bu. Herkes kendi hayatının sorumluluğunu alacak. Herkes biraz daha cesur olacak. Ali, çıkmadın değil mi? Çıkmadığımı görüyorsun. Niye soruyorsun? Aman ne bileyim ben, lafın gelişi işte. Hadi gel, hastanenin yeni sahibi seni görmek istiyor. Beni mi? Evet, özellikle Ali vefa dedi. Hadi hadi, böyle
Birazcık şey bir kadın bekletmeyelim bence. Hadi. Gel. Merhaba Ali Vefa. Bir yanlışlık mı oldu? Hayır. Yeni patronun benim. Vay vay vay. Üç kınama, iki uyarı. Bir maaş kesintisi, haftalarca ameliyattan men edilme, ekstra nöbetler, bir adli yargılama. Bu sicille seni burada tutmayabilirim, biliyorsun bunu değil mi? Kovacak mısınız beni? Bilmiyorum. Ona sen karar vereceksin. Nasıl? Hiçbir şey anlamadım. Ezo'yla görüşmeni istemiyorum. Eğer görüşmekte ısrar edersen seni kovmak zorunda kalacağım. Neden? Tek arkadaşı benim. Bilmiyorum, ben bu cezaları değerlendireyim mi? Yoksa Ezo'yla arkadaşlığından vazgeçecek misin? Çok yanlış. Beni neden sevmediğinizi anlamadım. Ama buna alışım. Bazıları bana kötü davranır ama sizin kızınıza niye yapıyorsunuz bunu? Ne yapacaksın? He? Adil Hoca'na mı şikayet edeceksin beni? Adil Hoca'mı nereden biliyorsunuz? Ben senin hakkında her şeyi biliyorum Ali Vefa. İşte bu yüzden de Adil Hoca'nı bugün başhekim yaptım. Ay ne kadar sevindi. Eğer bunu kullanmaya kalkarsan alıveririm terfisini geri. Onu üzmek istemezsin. Değil mi? Ha? Benim de ihtiyacım var Ezo'ya. Bu benim arkadaşım. Ama ne yazık ki bütün iplerin benim elimde. Ay pardon. Sen deyimlerden anlamıyordun değil mi? O zaman ben sana direkt söyleyeceğim. Bundan sonra bu hastanedeki geleceğine ben karar vereceğim. Sen şimdi söyle bakalım. Ezo ile arkadaşlığını kesiyor musun? Kesmiyor musun? Harika. Alişko. Şimdi aklımdan geçiriyordum seni çünkü tam patates kızartmasını koydum sofraya. Dedim Ali nerede kaldı acaba? Yalnız öyle bir masa hazırladım ki gerçekten çok seveceksin. İstediğin her şeyi yaptım. Eğer beğenmezsen git yani, daha bu başka da bir şey yapalım. Git derken şaka yapıyorum bu arada. Çünkü sen gidersen bunları kim yiyecek biliyorum. Tek başıma bitiremem asla. Yoksa yani seni sevdiğimden, ne yakın arkadaşım olduğundan falan değil. Yok şaka yaptım, onu da şaka yaptım. Çünkü en yakın arkadaşımsın ondan. Alo? Alo? Ya Ali çok mu konuştum? Uyuyor mu kaldın telefonda? Ezo merhaba. Bu niye sesin böyle geliyorsa? Şey... Ezo ben... Ben akşam gelemeyeceğim. Ne? Neden? Hastam geldi, acil. Bu hayatımda duyduğum en kötü yalan.
Sen de tanıdığım en kötü yalancısın Ali. Ya çabuk bana doğru sebebini söyle. Neden gelmiyorsun ya? Korktun değil mi? Korktum. Ben böyle acılar gecesi dedim, ağlayacağız dedim. Ben baş edebileceğinden daha kötü olacağım diye korktun. Evet evet, ondan korktum. Ben ağırlaşacağım diye. Ben korkuttum değil mi seni, o yüzden gelmedin? Hayır. Neden o zaman? Neden? Yani neden bugün biliyorsun bugünü? Niye böyle bir günde beni yalnız bırakıyorsun o zaman? Hani en yakın arkadaşındım. Hani iyi ki vardım Ali. Bugün biliyorsun yalnız kalmak istemediğimi. Neden gelmiyorsun? Ezo, benim kapatmam lazım. Hayır dur. Dur tamam. Tamam, ben fazla tepki vermiş olabilirim tabii. Biliyorsun ben şeyden oldu o çok... Ben saatlerdir mutfaktayım, çıkmıyorum. O yüzden hani birden öyle fazla tepki vermiş olabilirim. Tamam. Olabilir sonuçta hani. Tabii ki acil hasta varsa. Olabilir. Küsmedik değil mi? Küsmedik. İyi. Eminsin değil mi? İyiyiz yani kesin. Kapatmam lazım. Işıklar kapandı Vuslat Hanım. Ali Vefa da gelmedi. Hasta hazır mı? Başlayacağız bak. Evet hocam hazır. Ben geçiyorum içeri. Anlaştık. Ali hiç başlama, ameliyat yasağın bitmedi, yukarıdan izleyeceksin. Şey, hastanenin yeni bir sahibi var. Siz tanıştınız mı? Evet. Şey, oldukça zor biri. Beni de pek sevmedi. Demek ki kendini ispatlaman gereken yeni biri daha var Ali. Nasıl? Baştan başla. Unutma, en başta ben de seni istemiyordum. Hatırla. Çok zordu. Ali, bu zorluğu da atlatmanın bir yolunu bulmak zorundasın. Bir yol bulmak zorundasın. Hepimiz gibi. Evet, verelim boyayı. Boya verildi. Daha önce bir anevrizmayı içeriden klipsledin mi? Hayır hocam. Gel. Dikkatli. Hmm.
Ali, var mı diyeceğim bir şey? Münevver Hanım. O konuyla alakalı iş bittikten sonra yardım edip edemeyeceğimize bakacağız. Oldu mu? Ben Münevver Hanım için bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. Vertebralden soladım. Niye? O biraz bana benziyor Ferman Hocam. Yani biz hepimiz ona yardım etmek istiyoruz ama eğer bir yardım alacaksa ilk adımı kendisinin atması lazım. Önce onun cesaret etmesi lazım. Aferin. Ne aferin? Anlamaya başlıyorsun Ali. Benim beklediğim şey senden cerrahlık değil, bu. Anladın mı? Kılavuz elini çek Doruk. Platin koy. Aneurizmaya giriyorum. Ne oluyor? Tansiyon fırladı 200. Yırtılma yok, kanama yok. İnme de geçirmemiş. Ama tansiyonu biraz daha yükselirse inme geçirecek. Bu şekilde devam edemeyiz Doruk. 20 miligram labetalol çabuk. Yükle çabuk. Stabil olduğunda tekrar devam edeceğiz. Belli ki bir şey kaçırdık. Hocam kan basıncı stabildi başladığımızda. Son 6 yıldır da kalsiyum kanal blokeri kullanıyor. Belli ki bir şey gözden kaçırdık Ali. Durduk yerde tansiyon bu şekilde fırlamaz. İyice bir derinlemesine araştırma yapın ve bu adamın ne olduğunu bulun bana artık. Yeter. Alın şunu. Hayatımda ilk defa bir hasta yakınına ameliyatınız iyi geçti demek istemiyorum. Herkesin bir şeytanı vardır. Ama inan bana dışarıdakiler içimizdekilerden çok daha iyi. Daha fazla katılamazdım hocam. O zaman ben Ali'yi alıp Münevver Hanım'ın yanına gidiyorum. Nerede? Bilmiyorum. Ben geldiğimde pılını pırtını toplamış gitmişti. Hayır, kocasını da sormadı. Ben hiçbir şey anlamadım. Gitmiş. Cesaret etmiş sonunda. Darısı başımıza kara şimşek. Belki bir gün biz de kendi şeytanlarımızı yeneriz. Ne demek istediğini anlamadım ama çok mutluyum. Hiçbir şey beni bozamaz. Ali, seni arıyordum. Sana bir paket geldi. Ama şimdi açma. Vuslat Hanım çağırıyor. Vuslat Hanım mı?
sadece seni değil, tüm asistanları çağırıyor. Rahat olun. Oturun lütfen. Sen kalabilirsin öyle. Ay yok. Şuradan sandalye çeksene, gel buraya sarız. Senin ismin nedir? Nazlı. Nazlı. Sen hep böyle Ali'yi korur musun Nazlı? Oho, bu daha ne? Sorun yok. Açık sözlü insanları severim. Ama adam kayıranlardan hiç hoşlanmam. Elime attığım hiçbir işi yarım yapmaktan hoşlanmam. Eğer ben bu hastaneyi yöneteceksem işin mutfağını da bilmek isterim. O zaman bir 6 yıl kadarcık okumanız gerekecek. Demir, Doruk, Nazlı, Ali Vefa. Bundan sonra her gün içinizden seçtiğim biri bana vakaların sunumunu yapacak. Kendimi geliştirmek istiyorum. Hanginiz başlamak ister? Bile bunun için mi rekabet edeceğiz? Yok yani siz açık sözlü insanları severim deyince ben oradan birden gazı... Tanju Hoca bizi rakip yaptı. O pek çalışmadı. Siz rekabet görmemişsiniz. Hanginiz? Seninle başlayalım. Ali Vefa. Merak etmeyin, hepinize sıra gelecek. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.